hesabından tam da bunu paylaşmıştım. Şöyle sevgili seyirciler, diyor ki Yılmaz Tunç, Yeraltı adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriğinde Peygamber Efendimizle Peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından halkı kime düşmanlığı alenen vesaire falan filan diyor. Sonra bu tweetine tepkiler gelince de ikinci bir açıklama yapıyor ve diyor ki son zamanlarda bazı sosyal medya mecraları ile basın yayın organlarında Peygamber Efendimiz'e yönelik ifade özgürlüğü sınırlarını aşan karalayıcı ve çirkin ifadelerin kullanılması nedeniyle başlatılan adli soruşturmalardan rahatsız olanların yaptığı eleştiriler haksız eleştirilerdir diyor. Şimdi burada Peygamber Efendimiz'e yönelik ifade özgürlüğü ya da hakaret meselesi, değerli hocam size sormak istiyorum. Burada bir hakaret varsa ki o zaman Adalet Bakanı'nın derhal hemen yarın Diyanet'in bastırmış olduğu o kitapları derhal toplatması lazım değil mi o hadisleri? Evet. Çünkü bu Diamond Tema denen genç, bu ekranlardaki genç o kitaptaki hadisleri alıp programa taşıyor ve diyor ki ya böyle yazıyor burada, böyle şey olur mu diye eleştiriyor. Evet. O hadislerin doğru olmadığını, o hadislerin Kur'an'da yer almadığını, o hadislerin gerçek olmadığını sizin gibi, Yaşar Nuri Öztürk gibi önemli, değerli bilim insanları, İslam konusunda uzman isimler yıllardır dile getiriyorlar. Yeni bir konu değil ki bu. Yeni bir konu da değil. Peki yıllardır gündeme getirilen bu konular, bunlar yalan olduğu söylendiği halde neden Diyanet İşleri Başkanlığı kılını kıpırdatıp da bu şeyleri, hadisleri temizlememiş? Acaba tarikat ve cemaatlerden mi korkuyor? Çünkü bazı tarikat ve cemaatler bunların gerçek olduğunu anlatıyorlar topluma. Bu Evet, hadiste yazan kesinlikle. ifadenin. Ben de onu söyleyecektim. Aslında konuyu öyle bir yere getirdiniz ki Sayın Molla Veysoğlu. Şimdi milletimizin değerleri dedikleri şey aslında tarikat ve cemaatlerin yarattıkları siyasal dinciliktir. Yani bu siyasal dinciliği besleyebilecek tek kaynak uydurma hadislerdir. O yüzden Diyanet, yani biz kendimizi bildik bileli Diyanet'e yazılı, sözlü veya şifahi olarak hep bildirdik. Bu hadisleri kaldırın. Bunlar hadis değil. Ya bunlar peygambere doğrudan iftiradır ya da doğrudur. Doğru değilse o zaman kaldırılması gerekiyor. Şimdi eğer Türk hukuku sırf bu yazdıklarından dolayı Diyanet'in tasdik edip bastığı hadisleri doğru kabul ediyorsa, o zaman tarikat ve cemaatlerin etkisinde yarattıkları bir millet değerlerinden söz ediyorlar demektir. Yalnızsa bunları kaldırmaları gerekiyor. Ama kaldırma konusunda ben çok fazla umutlu değilim. Neden? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'na başbakan olduğu dönemlerden bu yana salavat getireni mi ararsın, tevhidi kullananı mı ararsın, demin saydığınız bir sürü örnekleri var. Evet, Ve onu evet. peygamber kabul edeni mi ararsın? Bütün bunlar normalde doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'nın kendi şahsıyla ilgili olduğu için doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafından müdahale edilip bu kişiler uyarılmalıydı. Peki uyarılmıyorsa veya haberi yoksa, bilmiyorum Adamı Sayın Cumhurbaşkanı. Praga büyükelçi yaptılar hocam. Yani Yani her cuma düşünün ayet şimdi sallıyorum diyen, bakara makara diyen, sağlıyor diyor. Kur'an-ı Kerim'le dalga Salavat geçen adamı getiriyor. büyükelçi yaptı bu iktidar. Yaptılar maalesef, salavat da getirdiler. Bu şunu gösteriyor aslında, tarikat ve cemaatlerin etkisinde ne kadar yoğun bir şekilde kalındığını ve yeni bir din yaratıldığını, bu dinin kafiri ve mümini kategorileri ihdas edildiğini burada görüyoruz. Şimdi o zaman şöyle diyelim, Türk halkı çok net anlayabilsin diye. Şimdi İslam dini diğer Sami dinler gibi belli başlı 8-10 ilkede evrensel bir nitelik, evrensel bir deklarasyon ortaya koyar. Çalmayacaksın, öldürmeyeceksin, işte aldatma sıralanır ve bu Kur'an-ı Kerim'in de aslında temel ilkeleridir. Bunun dışında dinlerin bütün
hadisleri, tefsirleri, teolojileri işin darasıdır. Biz dinin darasıyla uğraşıyoruz, özüyle uğraşmıyoruz. Yani çalmayacaksın. Ne diyor? Çalmayacaksın. Pek çok ayet var. Hazreti Muhammed'in de çok uyarıları var. Peki tarikat ve cemaatler çalmayacaksın, emeğin olmayan bir şeyi yemeyeceksin gibi. Hocam ünlü Maun suresi yok mu? Maun suresi değil mi? Ünlü. Maun suresi evet tabii ki. Ve bu buradan ne çıkıyor biliyor musunuz? Tarikat ve cemaatlerin en çok korktukları şey Kur'an'daki açık ayetlerdir. O ayetler onları o kadar çok korkutuyor ki oradan kendilerine herhangi bir tabir yerindeyse ekmek bulamıyorlar. O zaman ne oluyor? Uydurulmuş pek çok hadis var. Ya düşünün. Hazreti Muhammed'in vefatından 200 yıl sonra Buhari, Müslim gibi yani pek çok hadisçi topluyor. Peki şimdi soruyorum ben tarih felsefesi açısından bu rivayetler 200 yıl sonra yazılan bu rivayetler, hadisler bir tarih bilimi gibi olgusal, bilimsel anlamda gerçek midir? Yoksa inanca mı dayanıdır? Eğer gerçekse o zaman tarihsel kanıtlarını koymaları lazım. Yok değilse, inanca dayalıysa kardeşim ben inanırım, bir başkası inanmaz. Kimse inanmak zorunda da değil. Tartışabiliriz biz bunu. Dolayısıyla bu tip tartışmalarda bu arkadaşımızın da yapmış olduğu tartışma gayet fikir hürriyetine, düşünce özgürlüğüne, insan hak ve özgürlüklerine dayalı olan bir hakkı kullanmaktır. Buna devlet müdahil olmaz. Cumhuriyet savcıları şeriatı korumak için değil, cumhuriyeti korumak için vardırlar. Yani şeriata laf edildi. Dur bakayım hemen bir biz devreye girelim. Devlet veya adalet olarak bu işin üstesinden gelip cezalandıralım veya biz bunu tartalım adalet terazisinde diyemezler. Çünkü hakimlerimiz de savcılarımız da cumhuriyetin savcılarıdır. Cumhuriyeti korumak ve kollamakla mükelleftirler. Şeriatla ilgili insanlar istediği tartışmayı yapsınlar. Şiddete, tahkire, tehdide, efendim silaha başvurulmadığı sürece isteyen istediği gibi tartışma yapsınlar. Ve biz her zaman da şunu söylüyoruz Sayın Molla Veysoğlu. Diyoruz ki şeriatı tartışanlara gelin sizin en yetişmiş hocanızla istediğiniz televizyonda tartışalım bunu. Gelin bakalım. Şeriattan ne kastediyorsunuz? Evet. Sizin şeriattan kattığınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, laikliğe, Atatürk ülke ve devrimlerine düşmanlıktan, kinden ibaret mi? Evet. Yoksa bir dini daha özgür bir şekilde yaşamak mı? Yaşamak istiyorsanız kardeşim bakın, İslam dini o kadar geniş bir yaşama alanı bırakmış ki çalmazsın, çırpmazsın, yetim yetimenin hakkını yemezsin, iftira etmesin, vatan hainliği yapmasın, sınırlarını korursun, efendim insanların ekonomisini düzeltirsin, fakir fukaraya yardım edersin, israfa son verirsin, ne bileyim mesela camilerden toplanan parayı alıp işte biz bunu kutsal yollarda emeller için kullanacağız deyip sonra 5 yıldızlı otellerde ve yurt dışlarında çatır çatır yemezsin. Evet. Yani İslam çok net. İhalelere fesat karıştırmazsın, kamuda kayırmacılık yapmazsın. Tabii ki. Devletin malını satmazsın haraç mezat değil mi? Birçok şey yani doğru. Tabii ki. Yani çok net yani. Bu bakımdan ben şunu özellikle Diamond Tema gibi Türk gençlerine şunu özellikle buradan söylemek isterim Tele1 kanalıyla. Şimdi siz... Yani sadece İslam dininde değil, diğer Sami dinlerde de, onların literatüründe de pek çok şeyler bulunabilir. Ve buradan kalkıp mesela olumlu ya da olumsuz bakımdan genelleme yapıp bir söylem geliştirmek halkımız için, cumhuriyetimiz için olumlu sonuçlar doğurmaz. Yani şunu söyleyeyim. Burada yanlış ya da uydurulmuş bir takım dini literatüre dayanarak tartışmayı oradan başlatmak karşı yükseltme fırsatını ellerine vermek olur. Bundan kaçınmak gerekiyor. Bence bunun yerine
İslam'ın temel demin mevzu bahis etsinler, onları konuşsun, tartışsınlar ve karşılarında hiçbir şeriatçı, tarikatçı o zaman dayanamayacak ve istismar edemeyecektir. Ve hiçbir savcı da kalkıp ya bu acaba dine hakaret mi diyor demeyecektir. Çünkü bunlar çok kesin, net, Kur'an'da geçen ifadelerdir. Hadisler çok sıkıntılı. Gerçekten hadis evrenine girdiğiniz zaman oradan çıkmanız mümkün değil. Çünkü binlerce var değil mi hocam? Binlerce var. Tabii ki. Yani düşünün, ben size bir hadis söyleyeyim, daha neler var? İşte İsrailoğulları olmasaydı et kopmazdı, işte falan olmasaydı bilmem ne olmazdı gibi. Böyle abuk sabuk bir sürü Buhari'de, Müslim'de hadisler var. Diyanet İşleri Teşkilatı, Diyanet İşleri Başkanı'na sesleniyorum. Ya Diyanet İşleri Başkanlığı'nı entelektüel, İslam'ın ruhuna uygun bir şekilde dizayn edersiniz ya da istifa edersiniz. Böyle olmaz. Yani bu hadisler ortadayken çocukların elinde bugün artık iletişim imkanları da var. Engelleyemezsiniz. Evet. Yazılanı okuduğu için bir gence böyle mahkumiyet vermek hakikaten kabul edilebilir bir şey değil. Evet. Yani tuzak kurmak gibi bir şey bu. Şimdi Gazali'nin aslında 800 yıl önce bıraktığı çok olumsuz mirasın acı meyvelerini yaşıyoruz. Ne diyor biliyor musunuz? Bir kitabında, pek çok kitabı var. Bir kitabın adı şu: İlcabul Avam an İlmil Kelam. İnsanları, yani halkı inanç meselelerini tartışmaktan alıkoymak diye kitabı var. Yani bu şu demektir. Yani inanç konuları ile ilgili halkı çok fazla müdahil etmeyelim bu konulara. Biz kendi aramızda bunun kurgusunu yapalım. İşte bunu yapamazsınız bugün. Bugün artık bilgi ışık hızını da geçti, saniyeler içerisinde herkese ulaşabiliyor. Evet. Türk gençlerini böyle tehdit etmek yerine, yargı sopasıyla tehdit etmek yerine Türk gençlerine daha fazla düşünmeleri, daha fazla eleştirmeleri ve Cumhuriyet'in ilelebet payidar kalması için daha çok çalışmalarını salık verecek yerde kalkıp da dini devlet baskısının bir aracı olarak kullanmak insanlığa da sığmaz. Bırakın laikliğe veya Cumhuriyet'e sığmasını. Hocam çok teşekkür ederim. Hemen ben Sayın Mustafa Bey.